Çarpı Blok Sıra Dışı Ara Bilimler serisinin ilk bölümünde konuklarımız Türkiye ve Avrupa'da çeşitli başarılara imza atan triatletler Nil ve Barış Uludağ. Tabii ki ben Nil, eşim Barış. 2014 yılında yollarımız kesişti. Barış bisiklet camiasında 10 yıldan fazladır vardı. Ben nispeten daha kısa bir süredir bu camianın içindeyim. Şöyle kesişti yollarımız. Ben bir televizyon kanalında bisiklet programı sunuyordum. Barış da bir firmada ticaretle uğraşıyordu. Kendisi daha detaylı anlatır bunu. Bir gün antrenman yaparken havuzda karşılaştık. Spor geçmişimden bahsedecek olursam 14 yıl boyunca bale yaptım. 2 sene yüzdüm. Yüzmeyi baleyi seçtiğim için bırakmak durumunda kaldım. Baleyi de ÖSS sebebiyle bıraktım. Birazcık ekstrem sporlara yöneldim. Nedir işte kitesurf, snowboard vesaire. Daha sonra sunduğum bu bisiklet programından sonra bisiklete olan ilgim arttı. Yarışlara gittiğimiz zaman acayip böyle çekici geliyordu. Benim de orada olup yarışmam gerekiyor diyordum. Ve sonunda minik bir bisiklet aldım. İşte onunla antrenmanlara başladım. Zaten yüzme geçmişim vardı. Yüzme antrenmanlarına da başladım. Ve koşuyu da içine katınca triatlona giriş yapmış oldum. Ve 3 yıldır da bu sporla uğraşıyorum. Şimdiye kadar 5 tane half Ironman bitirdim. İşte kısa mesafe yarışlar koştum. Güzel derecelerim oldu. Geçtiğimiz sene de Gloria Ironman'da Türkiye'de yapılan yarışta yaş grubumda ikinci oldum. Evet Barış. 2005 yılında ben de amatör, herkes gibi birer, her insan gibi bir bisiklet edinip bisiklet hayatıma start vermiştim. Tabii ilerleyen zamanda bisikletle ilgili ilişkimi biraz daha değişik boyutlara taşıdım. Bir dönem yarışlarla ilgili çok büyük heyecanlarım vardı. Gerçekten çok yarışla ilgili çalışmalar yaptım. Yarışlarda istediğim dereceleri elde ettim. Bunlardan bazıları kötü sonuçlarla bitti. Bazıları işte kazalı ve işte yarışı bitiremediğimiz yarışlarla bitti. Bazıları kürsü deneyimleriyle daha çok mutlu olduğumuz tabii günlerde o zaman. Onun dışında Nil'le tanıştıktan sonra yaklaşık işte 3 yıl oldu. 2014 yılında tanıştık. Bisikletle ilgili alanda esasında aklımıza daha yeni, daha böyle jeans fikirler geldi. Onları harekete geçirmeye çalıştık, çalışıyorduk falan derken yeni yeni alanlar açtık bisiklet sektörüne esasında ve kendimize de yeni bir iş, hatta eşi benzeri olmayan bir iş hacmi oluşturduk ve şu anda aktif olarak 3 yıldır hem kendi yarattığımız bisikletle ilgili işimizi, ki bahsedeceğiz bundan, icra ediyoruz. Hem de tüm Türkiye'deki bizim ulaşabildiğimiz veya bize ulaşan tüm kullanıcılara elimizden geldiğince bisikleti anlatmaya ve onları da birer bisikletli olarak hayatlarına devam ettirmeye çalışıyoruz. Triatlon sporu yüzme, bisiklet ve koşu branşlarından oluşur. Hepsi arka arkaya yapılır. İlk başta suya girersin, yüzersin. Hemen çıkarsın, değişim alanına gidersin, bisikletini alırsın, kaskını takarsın, ayakkabılarını giyersin ve bisiklet etabına başlarsın. Bisiklet biter, getirirsin bisikletini, yine değişim alanına koyarsın, kaskını çıkardın, ayakkabılarını değiştirdin ve koşuya başladın. Bu üç branş arka arkaya hiç es vermeden devam eder. Bütün beslenmeni, tuvalet ihtiyacını yarış esnasında gerçekleştirirsin. Tuvalet dediğim uzun mesafe yarışlar için geçerli. Türkiye'deki yeri son 3 yılda ciddi bir artış gösterdi. Bunda tabii Gloria Ironman'in düzenlenmesinde büyük katkısı var. Kimse triatlonun T'sini bilmezken neymiş bu Ironman deyip yarışa kaydolup hiç triatlon yarışı koşmadan uzun mesafe yarış koştular mesela. Tabii bu mükemmel bir şey. Yani hani bu kadar çok ilginin olması bu spora. Dünyadaki yeri zaten belli. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin yaptığı bir spor dalı. Öncelikle Nil gerçek bir triatlon yarışçısı. Ben de özünde diye geçer çünkü. Özünde bir bisikletçiyim. Daha sonra koşarak ihtiyaçlarımı gidermeye başladığımda ya ben neden mesafeleri uzatmıyorum diyerekten koşuyla ilgili antrenmanlarımı arttırarak hem koşucu hem bisikletçi olarak çok uzun yıllar yarıştım. O süreçte yüzmeyle ilgili hiçbir fikrim, hiçbir bilgim yoktu. Nil bir triatlet olduğu için, yüzmeyi de iyi bildiği için, aynı zamanda yüzme antrenörlüğü de yaptığı için bana yüzmeyi öğretti. Birkaç yıl triatlon sporunda yer aldım. Sonrasında yine bisikletimi çok sevdiğim için bisikletle hayatımın geri kalanını sürdürmeye devam etmek istedim.
Ve şu anda yine antrenmanlarıma geri döndüm. Tekrar başladım. İkimizin çizgisi şu anda hem triatlon ve bisiklet koşu olarak ayrı kanallardan ama aslında tek bir noktada buluştuğu yerde devam ediyor. Triatlon sporu dediğiniz gibi 3 branştan oluşuyor. Branşların birincisi yani aktivitede ilk gerçekleşen spor dalı yüzme. Yüzmede triatlonda çeşitli mesafeler var. Katıldığınız yarışın içeriğine göre bu mesafeler değişiyor. Kesinlikle belli bir mesafe söz konusu değil. İkinci branş bisiklet. Bisiklet etabı yine yüzme etabı gibi çeşitli farklı mesafelerden oluşuyor. Yine katıldığınız yani kayıt ettiğiniz yarış üzerinden çeşitli mesafelerle değerlendirilebilir. Üçüncü branşı da koşu. Koşu bu etabın esasında en keyifli, bu yarışın en keyifli etabı. Çünkü yarışın bittiği etap. İnsanların da kendilerini bir challenge'e böyle atıp evet artık bitiriyorum dedikleri etap. Yani yarışın yarış olduğunu hatırlatan tek etaptır benim için. Çünkü aslında hem başlarken büyük heyecan yaşarsınız. Start verildikten sonra o heyecan pek kalmaz. Bir de finish'e gelmeden bir 5-10 dakika son dakikalarda böyle büyük heyecanlar yaşanır insanlar tarafından. Aslında konuşulduğu zaman da hatırlanan tek şey start verilmesi ve finish'e girilmesidir. Yani araları kimse hatırlamaz. Benim triatlona başladığımdan beri kullandığım tek bir cihaz var. O da bu kol saati. Bu bir triatlon saati olarak geçiyor. Yüzme, bisiklet, koşunun bütün detaylı verilerini veren bir cihaz. Nedir bunlar? Yüzdüğüm mesafenin zamanını, attığım kulacı, mesafeyi, aralarda yaptığım drill çalışmalarında beklenen süreden antrenmanın süresine kadar bütün detayları veren yüzme kısmı. Bisiklet kısmında çok daha fazla veri var. Nedir bunlar? Süre, mesafe, uyguladığım kuvvet, eğer bisiklete pedal takılırsa, uyguladığım kuvvetin watt değerinde veren bir cihaz. Onun dışında yine tekrar bisikletin üstüne takılan bir kadans ölçer var. Bisiklete, pedala ve tekerleğe takılan bir mıknatısla. Bu da uyguladığım kadansı gösteriyor. Onun dışında tırmanış, eğim. Bisiklete bağlanan cihazda verilen değerler aslında sizin bacak devriniz, yani bacağınızın dakikada ortalama kaç devirle gittiğini gösterir. Onun dışında kalbinizin maksimum, minimum ve ortalama değerleri, yani maksimum, minimum, ortalama değerleri. Onun dışında kuvvet değerleri ayrıca çeşitli hem pedala takılan ölçen cihazlar var. Bisikletin jantının üzerine, yani göbeğin üzerine takılan göbekten dediğimiz watt ölçerler var. Aynı zamanda ayna kol dediğimiz pedalın bağlandığı kol kısmının değişmesiyle işte sizin watt değerlerinizi ölçen çeşitli buna benzer watt ölçerler var. Watt ölçerler son zamanlarda çok zaten popüler oldu. Çünkü antrenörler için hem sporcuyu daha iyi takip edebilmek hem de sporcunun antrenmanı daha az içerikle, yani atıyorum 90 kilometre pedal çevireceksiniz. Bu 90 kilometrenin çok basit anlatacağım. İlk 30 kilometresini 100 watt çevir, geri ortadaki 30 kilometresini işte 150 watt çevir, son 15 kilometreye kadar 100 watt çevir tekrar, son 15 kilometresinde 175 watt çevir ve bitir. Aslında baktığınız zaman çok kolay bir program. Yani siz sadece çıkarmanız gereken watt değerlerini görüyorsunuz. Ekranınızdaki watt değerine bakarak üretmeye çalışıyorsunuz o gücü. Ve ürettiğiniz takdirde antrenmanınızı o şekilde bitirebiliyorsunuz. Onun dışında diyelim ki watt ölçeriniz yok. Bunu kalbinizle de yapabilirsiniz. Yani nabız değerleriyle. Saatiniz zaten size bu nabız değerlerini veriyor. Dediğim gibi ortalamasını, yani maksimum ve minimum değerlerini veriyor. Anlık değerlerini de veriyor aynı zamanda. Yani anlık olarak da görebiliyorsunuz kaç attığını kalbinizin. Ve onun dışında hızla ilgili, yani maksimum hızınız, yine minimum hızınız ve ortalama hızınız size dijital saatlerle birlikte verilebiliyor. Şehir içerisinde bisiklete bindiğinizde ne kadar yukarı çıktınız, ne kadar aşağıya indiniz, yani iniş ve çıkış değerleriniz. Bu iniş çıkış değerlerinde ne kadar güç harcadınız ve nabızınız neymiş gibi, özellikle sporcular için uzun yokuş antrenmanlarında bu değerler çok önemlidir. Hani bir yıl boyunca aynı rampaya çıkarken sene sonunda kendinizi değerlendirebilirsiniz. Ya ben işte senenin hangi aylarında
hangi nabız değerlerinde acaba bu rampaya çıkmışım veya performansımı ne yaparsam, nasıl beslenirsem veya ne tür antrenmanlar yaparsam nabız değerlerimi kontrol ederek arttırabilirim gibi saatin birçok özelliğini kullanabiliyorsunuz. Onun dışında zaten saat olduğu için süreyle ilgili bütün detayları da size veriyor. Ben de bir şey söyleyeceğim. Şimdi öyle antrenmanlar oluyor ki matematik problemi gibi. Acayip içerikli antrenmanlar oluyor. Nedir? İşte interval çalışmaları. Bu interval çalışmalarında işte 30 saniye tempo veya işte 30 saniye boyunca şu hızla gideceksin. 1,5 dakika dinleneceksin ve bundan 10 set yapacaksın gibi şeyler. Şimdi bir yandan koşuyorsun, bir yandan o değeri kontrol etmen gerekiyor. Bir yandan nabzına baktın vesaire derken birçok değer var ve 10 tur yapmak yerine 8 turda bırakmış oluyorsun mesela. Ama bunun önüne nasıl geçiliyor? Bu cihazın internet sitesinden, senin kullandığın hesaptan antrenmanın içeriğini giriyorsun manuel olarak, saate yüklüyorsun ve saat sana uyarı olarak söylüyor. Şimdi 30 saniye şu tempoda koşacaksın, 1,5 dakika dinlenme. Ve bunları sinyal sesleriyle uyarı olarak geçiyor. Böylece hiçbir şeyi kafaya takmadan sadece antrenmanını uygulayabiliyorsun. Bu bir tanesiydi. Bir de diğeri, koşuyla ilgili şöyle verileri var. Nabız değerlerine göre senin koşudaki kadansını da gösteriyor. Yani ne kadar seri koştuğunu gösteriyor. Acayip grafikleri var, dökümleri var. Yerden ayağının ne kadar mesafe kalktığını gösteriyor. Evet, adım uzunluğunu gösteriyor. Ciddi değerler veriyor ve bunlar aslında şimdi koşuda yeni nesil antrenman içeriklerinde çok önemli değerler. Kadans, işte yerden ayağının ne kadar kalktığı vesaire. Aynı şekilde bisiklette de hangi pedala daha fazla bastığını gösteren değerler de var. Böylece yani iki pedala eşit basmıyorsan bunu dengeleme şansın var. Ki bu da performans açısından çok önemli bir değer aslında. Bu cihaz zaten bir antrenmanı kaydettiğin zaman bütün geçmişimiz aslında hem application olarak telefonda var hem de web sayfasının, yani kendi web sayfalarında hesabımızda kayıtlı. Orada zaten bütün antrenmanın içeriği, sen hani gerekli cihazların hepsini kullandığın ve antrenmanı bu şekilde kaydettiğin zaman elinde dökümlü olarak oluyor. Ve bunu kontrol eden de antrenörümüz var mesela. O zaten bizim yerimize her şeyi takip ediyor diyebiliriz. Bir yarış esnasında veya antrenmanlarda kullanıcıyı en çok etkileyen şeylerden bir tanesi bisikletin esasında fiziksel durumu. Yani bisikletin ne kadar bakımlı olduğu, yani fabrikadan çıktıktan sonra siz bisikleti satın aldığınız günkü haliyle bisikletinizi muhafaza edebiliyorsanız sizin performansınıza en çok etki edecek olan şey odur. Yani bisikletinizi iyi bakımlı bir şekilde muhafaza edebiliyor musunuz? Onun dışında zincir ve çalışan aksamını, işte dişliler, zincirler, vites telleri, fren telleri, fren kabloları, vites kabloları, onların başlıkları, ıvırları, zıvırları, bunları iyice temizleyip yeni bir şekilde muhafaza edebiliyor musunuz? Yani güncel tutabiliyor musunuz? Bunlar kullanıcı performansını etkileyen ilk malzemeler. Onun dışında hani görsel olarak da birçok şey eskiyebilir. Tuttuğunuz elcikler eskir ama performansınıza bir artısı çok fazla yoktur. Sizi mental olarak ya da işte motivasyon anlamında biraz destekleyebilir ama onun dışında olmazsa olmazları sorarsanız bunlar söylediğim şeyler. Bu alanlarda da bir adım ötesine gidildi mi? Evet, gidildi. Yani bizim yıllardır Türkiye'de de olan, hiç şey yapmadan söyleyeyim, Shimano tek marka zaten, tekel. Aynı zamanda bir de SRAM markası var. SRAM ve Shimano şu anda Türkiye'de bisiklet severlere gerçekten büyük hizmet veren iki marka. Bu markaların yaptığı teknolojilerin üzerine çıkmaya çalışan bazı markalar var. Bunlar da ne yapıyor diye sorarsanız şöyle bir şey yapıyorlar. Örneğin sizin kullandığınız bisikletinizin 90 kilometrelik bir yarışta sizin performansınızla birlikte ortaya çıkan rakamı, yani süresel rakamı, örnek veriyorum 3 saat. Bir firma çıkıp size diyor ki ben diyor size bir tane zincir vereceğim, işte bir tane dişli vereceğim, bir de rulman makara sistemlerinizi değiştireceğim. Siz diyor aynı kişi olarak yarıştığınızda göreceksiniz ki 2 saat 45 dakikada bu etabı bitireceksiniz diyor. Yani gerçekten %15, %20 belki işte %30'a kadar bir fark yarattırabiliyor size aynı zamanda. Bu yüzdesel değerlere baktığınızda
esasında ortada malzeme var. Yani bir üretim var. Yani farklı bir şey var. Yani kullanıcıya hiçbir şey yokken ortada daha iyi bir sonuca varabilmesi için verilen bir malzeme. Bunlar da dediğim gibi şu anda işte Türkiye'ye yeni yeni getirilen, insanların yeni yeni tanıdığı malzemeler. Bunun dışında bisikletin üzerinde kullanıcıyı hem yarış esnasında hem antrenman esnasında etkileyecek benim düşündüğüm çok fazla şey yok. Bisikletlerin üzerindeki farklı donanımlar esasında çok fazla değişmiyor. Görsel olarak bir takım değişiklikler var. Yani uzay makinesi gibi bu bisiklet dediği şey insanların aslında mühendislerin yeni yeni çıkarttıkları tasarımlar. Az önce de anlattığım gibi bu tasarımlar tamamen kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanıp hazırlanıp insanlara sunuluyor. Birbirinden çok farklı bir yanı yok dememin sebebi de şu. Aslında değişiklik gösteren şeyler tek bir amaca hizmet ediyor. Yani gidon dediğimiz şeyin aerodinamik olmasıyla işte düz ve silindir şeklinde olmasının aslında sadece kullanıcı için bir faydası var. Yoksa onun dışında siz sağa döndürdüğünüzde bisiklet yine sağa, sola döndürdüğünüzde sola gidiyor. Onun dışında kadro yapıları var, çok fazla göze çarpar. Bisikletin gövdesi yani ana gövdesinin yapıları kullanacağınız etaba göre yani aslında bisiklet deyip geçmemek lazım dediğimiz kısım orada başlıyor. Bisiklet sadece bisiklet üretmek için üretilmiyor. Yani siz iyi bir tırmanışçısınız, güçlü bir sporcuysanız, yokuş tırmanabiliyorsanız üretici sizin yokuş tırmanabileceğiniz ve performansınızı o alanda gösterebileceğiniz bir kadro yapısıyla size bisiklet üretiyor. Siz düz yolda çok uzun mesafede çok iyi performans gösterebiliyorsanız onun bisikleti ayrı. Kısa mesafede işte rüzgardan en az şekilde etkilenmek istiyorum dediğinizde bir yarış koşmak istiyorsunuz mesela bu yarışı. O alanın bisikleti ayrı. Onun dışarısında ben dağların tepesinden kendimi aşağı bırakmak istiyorum dediniz. O zaman onun bambaşka bir bisikleti var. Yani aslında bisiklet dediğimiz şeyi dallara ayırırsak benim hatırladığım 16-17 farklı bisiklet modeli var. İşte bunların içerisinde hızlıca saymak gerekirse dağ bisikleti var, yol bisikleti var, şehir bisikleti var, triatlon bisikletleri var, tandem bisikletler var. İşte o çift kişilik olan veya üç kişilik olanları falan var. Onun dışında downhill bisikletleri var. Dağ bisikletlerinden daha ayrı, dağın tepesinden sadece aşağı inmek için, tırmanış özelliği olmadığı için bisikletin. Downhill bisikletleri var. Aklıma gelen yani deniz bisikleti falan bile çıktı en son pedalları olan. Dolayısıyla bisiklet üretimi yani bisiklet sektöründe ve dünyanın hiçbir zaman bitiremeyeceği bir sektör olduğunu da düşünüyorum bu yüzden. Aslında bisiklet üstünden göstererek ilerlesek bence daha açıklayıcı olur. Şimdi kol saatim bir triatlon saati. Türkiye'de de çok popüler olan ve bütün kullanıcılar tarafından kullanılan bir saat. Çeşitli farklı modelleri de çıktı. Bunun avantajı ne? Ben farklı bir özelliğini çoğu kişi kullanmıyor bildiğim kadarıyla ama ben kullanıyorum. İçinden çıkan bir aparatı gidon boğazına taktığım zaman yani şu basit bir plastik aparat gidon boğazına takıldıktan sonra yüzmeden çıktıktan sonra bisikletimi aldım. Bisikleti transition alanından çıkarttığımda üstüne binmeden önce koşu sırasında yani bisikletle birlikte elimde koşarken saati kolumdan çıkartıp aynı aparatın benzeri kolumda duruyor. Saati kolumdan çıkartıp bisikletin üstüne takıyorum, yarışıma devam ediyorum. Bisiklet etabındaki yarışma süren bittikten sonra bisikletten çıkarttığım saati tekrar koşuya geçerken koluma takıp koşuya saat kolunda devam ediyorum. Bunlar da işin dijital oyuncak kısımları. Bu bisiklette az öncekine kıyaslama yaptığımızda her şey dijital. Yani bisikletin vites yani çalışan mekanik donanımı dijital. Nasıl dijital? Butonlar var. Bisikletin vitesini değiştiren butonlar var. Butonlar sayesinde şurada iki tane solda ve sağda. Sol taraf bisikletin ön vites kısmını kumanda eder. Sağ taraf bisikletin arka vites kısmını kumanda eder. İki kısmı birbirinden tamamen ayırmasının sebebi de şu. Bisikletin ön tarafı ve arka tarafı ikisi de motorlar sayesinde elektronik bir sistemle hareket ediyor. Düğmeye bastığımda şuradan görebiliyorsunuz. Küçük bir motor sayesinde ön vitesi harekete geçiriyor. Ön vitesi harekete geçirdiğinde de zinciriniz otomatikman zaten hiçbir arada kablo vites teli olmadan hareket ediyor. Kullanıcılar için en büyük artısı bence şu.
Butonların yerleri normalde işte normal vites kollarında üst taraf ve alt tarafın bir görevi vardır. Yani siz bir komut geçersiniz. Ama burada komutların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda geçtiğiniz komutların geçiş hızlarına kadar bilgisayarınıza bağladığınızda kendi yazılımını girdiğinizde bu yazılım sayesinde atıyorum üstteki butona bir kere bastığımda örnek veriyorum vites zincirimi bir tane aşağı indirsin yerine bisikletteki vites bastığımda butona zincir 3 tane aşağı insin diyebiliyorsunuz. Veya işte bastığımda çok hızlı veya çok yavaş işte o aradaki hız değerlerini de oynayarak kendi kullanımınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Evet, burada küçük bir beyni var. Bu beyin sayesinde bütün işlemler gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi viteslerin kabloları hem de aynı zamanda bir tane pil kablosu. Yani sağ arka vites, sol ön vites, aynı zamanda şu da ortadaki de sistemi çalıştıran pilin kablosudur. Bu üç kablo sayesinde gücü aldıktan sonra bütün komutları geçebiliyorsunuz bisikletin üzerinde. Üzerindeki USB noktasından şu noktadan bilgisayarınıza bağladığınızda şimdi bu sisteme tamamen güncellemelerini yani online sayfasındaki güncellemelerin hepsini buradan beyni aktarıp yeni özelliklerini de firmanın üretmiş olduğu yeni özellikleri de kullanabiliyorsunuz. Ben şöyle bir istekte bulunurdum. Şu gözlüğü taktığım zaman buradaki verilerin burada olmasını isterdim. Antrenmanı yaparken aman saate baktım işte neredeydi işte kaçıncı saniyedeyim, daha ne kadar koşacağım, işte ay intervalin neresindeyim düşünmek istemiyorum. Nabzım kaç, işte kaçla gidiyorum, kaç pace'le koşuyorum. Bunların hepsini burada görebilmek isterdim. Triatlon sporunda tabii ki gelişmekte olan bir spor olduğu için çok fazla yenilik var. Ve sporcuları gerçekten Türkiye'ye henüz getirilmemiş ya da işte dünyada bile lansmanı yapılmış ama satışa sunulmamış birçok çeşitli değişik ürünler var. Bu her senede normalde çok önemli bilgi firmalar yani spor malzemesi üreten firmalar benim bildiğim kadarıyla 3 ila 5 yıl arasında sürekli bir yenilik peşinde koşarlar. Yani 5 yılda bir yenilik iyidir. İnsanları bir sarsar, sallar. Ama şu anda görünen o ki bu camiada ve bu işte alanda üretilen her şeyin yeniliği yılda bir olmaya başladı. Yani aldığınız kol saatinin yeni modeli bir sonraki yıl mutlaka çıkıyor. Aldığınız gözlüğün yeni modeli bir sonraki yıl kesin çıkıyor. Bisiklet firmaları ki bu en zorudur, üretimlerini her yıl yeniliyorlar. Yani yeni bir renk, yeni bir tasarım, yeni bir grafik, yeni bir aerodinamik yapı örnek veriyorum ki triatlon yarışlarında bisiklet etabında olması gereken tek şey en büyük özelliklerden birisidir. Bir malzemenin ayrı olması. Dolayısıyla şimdi geçmişten geleceğe ve hatta günümüze baktığımız zaman en çok karşımıza çıkan şey bisiklette olan yenilikler. Onun dışında yüzmede çok fazla bir yani alanım olmadığı için fikir veremeyeceğim ama çok fazla bir değişiklik olduğunu görmedim. İşte değişik gözlükler çıkabiliyor ama bu işte en kapsamlı kısım bisiklet. Çünkü bisiklet kısmında çok fazla aksesuar ve çok fazla malzeme var. İşte saatiniz, ayakkabınız, çorabınız, taytınız, aynı zamanda bisikletin kendisi de Nil'in dediğiniz gibi çok büyük bir araç. Yani çok fazla şeyden oluşuyor, çok fazla malzemeden bir araya geliyor. Yani bisikleti parça parça söküp karşınıza aldığınızda yüzlerce parçası, yüzlerce donanımı ve her birinin de olmazsa olmaz. Hani bir şeyi de evde unuttum, yani çorabımı evde unuttum, ayakkabı giyip koşayım olur. Ama gidonu evde unuttum, bisiklete bineyim diye bir şansınız yok. Yani dolayısıyla bisikletle ilgili kısımda veya kaskımı evde unuttum, ben bu sporu yapabilirim diye bir şey yok. Dolayısıyla bisikletle ilgili olan kısımda çok fazla yenilik var. Özellikle benim dikkatimi çeken bir şey var. 30-40 yıl evvel üretilen bisiklet kadroları vardı böyle. Hatta dağ bisikletçileri bunu çok iyi bilir. Y kadro ya da Z kadro diye geçerdi. Bisiklete baktığınız zaman ön tarafta buluşurdu bisiklet ve hafiften şöyle Y ya da işte Z'yi andırırdı. Şimdi gördüğüm şey yıllar sonra triatlon sporunda triatlon bisikletlerinde işte arkamızda duran bisikletlerden bir tanesi de triatletlerin kullandığı bisiklet TT diye geçer. Time trial yarışlarında ve triatlon yarışlarında kullanılır. Aynı geometrideki yapıyı bu sefer
triatlon bisikletlerinde uygulamaya başladılar. Beni çok şaşırtmıştı esasında. Bunun da tek amacı işte daha fazla rüzgardan etkilenmeden sürtünmeyi azaltarak sporcunun ilerleyebilmesi ve yarışı bitirebilmesi. Onun dışında 2018 için bizim de beklediğimiz çok fazla bir değişiklik, yenilik yok bunun dışında. Şöyle, Ironman aslında mesafenin ismi gibi gelenekselleşmiş olsa da Ironman markanın ismi. Bu Amerika çıkışlı bir marka. Amerika'da iki tane asker miydi? Tam hatırlayamıyorum şu an, net değil. Sporcu. Bu yarışı, hadi gel şu kadar mesafede yüzelim, şu kadar bisiklete binelim, şu kadar da koşalım deyip bu yarışı icat ediyorlar. Ve bu Ironman inanılmaz bir marka oluyor. Dünyanın dört bir yanında, yüksek meblağlarda, ciddi bütçelerin harcandığı bir yarış organizasyonu olmuş. Biz de bu rüzgara kaptırdık kendimizi. Ben kaptırdım daha çok, Barış değil. Kendini çekti o ortamdan. Buradaki 70.3 mesafeyi mil olarak gösteriyor. Yani nedir? 1.9 kilometre yüzüyoruz. 90 kilometre bisiklete biniyoruz. 21 kilometre de koşuyoruz. Bu bunun mil karşılığı. Bu half distance, yani yarım mesafe Ironman. Bir de bunun full var. O da 140.6 mil olarak geçiyor. O da yarım mesafenin tam iki katı olarak. Beni zorlayan kısmı şuydu. Esasında mental olarak çok ciddi bir geri planda hizmet bekliyor sizden. Yani ben Ironman olacağım veya ben triatlet olacağım demekle triatlet olunmuyor. Triatlon sporunu yapmakla da aslında bir triatlet olmuyorsunuz. Ne zaman bir triatlet oluyorsunuz sorusuna ben bir triatlet olamamış birisi olarak cevap vermek istiyorum. Gerçekten bu sporu disiplinize edebildiğiniz zaman, yani disiplinli bir şekilde bu sporu icra ettiğinize inandığınız anda o zaman gerçek bir triatlet olabiliyorsunuz. Nasıl olunuyor yani? Nasıl ben bu işi disiplinli olarak yaparım? Şimdi tabii kolay değil. Yani herkesin işte bir ailesi var, eşi var, çocuğu var. İşte yeni oluşturduğu bir işi var. Aynı zamanda çok sosyal olan insanlar var. Yani gece hayatı olan insanlar var. Bu insanlar ve bunun gibi birçok insanlar bu işe kanalize olmak çok istiyorlar. Ama dediğim gibi disiplinli olmak disiplin gerektiren bir konu olduğu için olamıyorlar. Ben olamadım. Disiplinsiz miyim? Hayır. Beni cezbetmeyen tek tarafı, yani zorlayan tabiri caizse tek tarafı şuydu. Geri plandaki mental kısmı ve hazırlık kısmı. Yani triatlet olmak için öncelikle bu işe gerçekten bir miktar yatırım yapmak zorundasınız. Yani bütçelerle ilgili şimdi tabii çok fazla detay vermeyeceğim, fiyat vesaire, ama normal bir futbol olsun, bir basketbol olsun, ne bileyim bir tenis olsun, hatta bir golf'den bile çoğu zaman daha pahalı bir spor olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynen. Çünkü 3 branştan oluşuyor. 3 branşı antrenman yaparken ayrı ayrı düşünmeniz gerekiyor. 3 branşın malzemelerini ayrı ayrı takip etmeniz gerekiyor. Ayakkabım eskidi mi? Çünkü normal günlük ayakkabımız gibi 2 sene giyemiyoruz. Burası yırtılmadıktan sonra ben bunu 5 yıl giyerim diyemiyorsunuz. Ayakkabının belli bir ömrü var. O ömür bittikten sonra ikinci ele gidiyor. Ondan sonra günlük ayakkabı olarak onu kenara alıyorsunuz. Tekrar yeni bir ayakkabı. Onun mesafelerini bile takip etmek zorundasınız. Yani ayakkabının 600 kilometre ömrü varsa 600. kilometrede o ayakkabıyı kenara kaldırmazsanız 900. kilometrede muhtemelen sakatlanabilirsiniz. Bu noktada da bu cihazlar bize haber veriyor. Ayakkabının ömrü doldu. İşte 600 kilometreyi tamamladın. Artık yeni bir ayakkabıya geçsen iyi olur diyor şeklinde. Dolayısıyla ben de bunları takip etmek istemediğim için aynı zamanda işte işimizle ilgili çok fazla yüzeysel görünen kısmı değil, geri plandaki çalışmalarını devam ettirebilmek ve çocuklarla daha fazla vakit geçirebilmek için triatlon yerine tek branştan oluşan bisiklet sporunu her zaman yaptığım gibi en disiplinli şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Vichy de beni hiçbir şey zorlamadı. Çok net söylüyorum. Hayatımda koştuğum en güzel yarıştı. Şimdiye kadarki yarışların hepsinde de çok zorlanmıştım ama. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse Vichy'deki geçirdiğimiz yarışa kadarki 4 gün rezaletti. Çünkü otelimizin etrafında market yoktu, restoran yoktu, aç kaldık, susuz kaldık, işte suya 3,5 euro verdik bilmem ne. Bunların hepsi bizi aslında mental olarak çökerten şeylerdi.
Ama antrenman sürecim çok iyi geçmişti. Ve beklediğimizden çok daha iyi bir yarış çıkardım. Yarış parkuru çok keyifliydi. Bisiklette inanılmaz eğlendim. Koşu çok keyifliydi. İzleyicilerin desteği çok iyiydi. İnsanların büyük desteği vardı. Yarışta tek kötü geçen kısım söylediği gibi yüzmeydi. Çünkü ter sakıntı vardı. Nehirde yüzüyorduk. Wetsuit yasaktı. Aslında en iyi yüzme derecimi çıkarmayı beklerken en kötü yüzme derecimi yaptım. Çünkü bayağı tokat yedim yani akıntı yüzünden. Ama önceki yarışıma göre de koşuyu 15 dakika geliştirdim ki bu çok büyük bir süre. Şöyle ki yine bu yollarımız kesiştiği dönemde ben bir bisiklet firmasının sosyal medyasından sorumluydum. Kendi çapımda böyle videolar çekip bir yandan işte kurgulamaya çalışıyordum. Bu sırada da Barış'ın iki tane öğrencisi vardı. Ormana gidip onlara ders veriyordu. Tabii flört dönemiz. Ben de birazcık onunla daha fazla vakit geçireyim diye. Barış ben de geleyim hafta sonu. Hem belki videonuzu çekerim güzel olur diye gittim. Bir yandan dışarıdan gözlemliyorum. İki tane çocuk, Barış. Atmosfer mükemmel. Doğanın içindeler. Çocuklar inanılmaz mutlu. Bir gittim, iki gittim. Üçüncüsünde Barış'a ya Barış biz bu işi birazcık daha genişletsek nasıl olur acaba dedi. Hani böyle daha çok fazla çocuğa ulaşsak, daha çok çocuk ormanda, doğada bisiklete binse, onları böyle şehrin içinden kopartıp doğaya kavuştursak daha güzel olmaz mı? Bilmeyen çocuklara bisikleti öğretsek, sporcular yetiştirsek, yarışlara götürsek çok daha güzel olabilir dedim. Barış, hayır asla öyle bir şey olmaz. Benim düzenli bir hayatım var, çok güzel bir işim var falan diye kesinlikle ignore etti. Sonra yavaş yavaş yumuşatmaya başladım ve 3-4 ay içerisinde yaklaşık 10 çocuğa ulaştık. Çok dişimizi sıktık, çok uğraştık. Oturduk, bütün gece boyu dosyalar hazırladık, müfredat hazırladık. Bisikletle ilgili hani akla gelmeyecek çalışmalar yaptık aslında. Ve okullara başvurduk. Okullarda da eğitim vermeye başladık. İlk Adım Cycling Akademi'nin tam olarak yaptığı şey aslında bisiklete binmeyi bilmeyen çocuklara bisiklete binmeyi öğretiyor. Aynı zamanda bisiklete binmeyi biliyorum yani. Barış hocam ben bisiklete binmeyi biliyorum ama ne yapabilirim sizinle dediğimiz zaman da aslında şunu çok fazla görebiliyoruz. Çocukların ve hatta ailelerin bisikletle ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını, bisikletin esasında Türkiye'deki geçmişinin halen devam ettiğini, yani bisiklet nedir diye şu anda gerçekten bisikleti seven, bisikleti bilen, bisiklete binen insanlara hatta daha da ötesinde bisikletle ilgili birçok aktiviteye, büyük organizasyonlara katılan ailelerin bile karşı karşıya geldiğinizde, sorduğunuzda hani böyle bir şey var dediğinizde ha öyle miydi? Hay Allah biz onu bilmiyorduk. Nasıl bilmeyiz bunu falan gibi birçok eksiği olduğunu bu konuda çünkü birçok eksiği olduğunu onlar da fark ediyorlar. Çünkü bisiklet geçmişten bu yana şey diye geldi. Karne hediyesi. Evet, karne hediyesi olarak geldi. Büyük boy alalım, 3 sene daha kullanır. Pardon. Tabii, bu Nil'in söylediği tamamen ikinci plandaki, hani satın almaya geldik. Satın almadan sonra işte ne yapalım, bir büyük boyunu alalım, birkaç yıl daha kullansın gibi şeyler ama aslında daha büyük problemler var. Çocuklara bisiklet alınırken yani bizim hedefimiz içerisindeki programlardan bir tanesi de çocuklara bisiklet alınırken nasıl bisiklet alınması gerektiği. Şu anda bir yetişkinin kullandığı bisikletten bizce en önemli şey bir çocuğun kullandığı bisiklet. Çünkü yetişkin insan bisikletin frenlerinin neden çalışmadığını ya da işte ona göre neden olmadığını örnek veriyorum işte vites sayısının bir yetişkinin kullandığı zaman vites sayısının yetişkine uygun olmadığını bir yetişkin anlayabilir. Yani siz kendi bisikletinizin boyunun size göre yanlış olduğunu anlayabilirsiniz. Vites sisteminin sizin için uygun olmadığını anlayabilirsiniz. Ergonomik olarak sizi tatmin etmediğini, yani aslında bisikletin donanımsal olarak sizi tatmin etmediğini anlayabilirsiniz. Ama bir çocuk bunu anlayamaz. Çocuk her zaman kendisinin başarısız olduğunu düşünür. Dolayısıyla bu çok uzun vadede çok büyük etkiler yaratan bir konu. Esasında bizim en çok ele aldığımız konulardan bir tanesi. Yani oturup ailelerle günlerce belki bunu tartışabiliyoruz. Belki haftalarca sürebiliyor, birkaç hafta sürebiliyor bunu anlamaları. Ama gerçekten şimdiye kadar çalıştığımız bütün insanlar bu konuda hemfikirler bizimle. Ve çocuklar da ailelerin
hedeflerinin çok daha üzerinde birer bisikletçi oluyorlar. Günün sonunda insanlar çocuklarını izlediklerinde "O gerçekten benim oğlum bu mu?" dedikleri oluyor. Çünkü evet, benim oğlum veya benim kızım bu mu dedikleri oluyor. Çünkü insanların yapamayacağı hiçbir şey yok. Özellikle çocukların bizim için yapamayacakları hiçbir şey yok. Onların zaten hayal dünyaları sınırsız, sonsuz. Biz de onları kullanarak, biraz onlara abilik ve ablalık yaparak, biraz da arkalarından ittirdiğimizde zaten neler yapabildiğini hem iyi araçlarla hem iyi gereçlerle görebiliyoruz. Çok zor olduğu zamanlar oluyor, çok keyifli olduğu zamanlar oluyor. 3 senenin sonuna yaklaşıyoruz ve açıkçası düzene daha yeni girmeye başladık. Çünkü gün içinde bir eşim olan Barış var, bir iş arkadaşım olan Barış var, bir Barış Hoca var. Bunların hepsini çok doğru zamanlarda doğru noktalara ayırabilmek gerekiyor. Yaptığımız antrenmanlar gerçekten ağır. Yani baktığınız zaman haftada minimum 10 saat antrenman yapıyoruz. Sabah kalkman gerekiyor. Antrenmanını yaptın, koştur, beslendin, kahvaltını yaptın ve koştura derse gittin. Orada bambaşka bir Nil ve Barış başlıyor. İşimiz de fiziksel. Hani sürekli aktifiz ve aslında mental olarak da sürekli aktifiz ve psikolojik olarak da aktifiz. Neden? Hep çocukları kontrol etmek zorundayız. %100 pür dikkat. Hem onlara duygusal yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü onlar aslında baktığınız zaman şu an en değerli varlıklar. Ve sürekli bisiklet üstündeyiz veya çocukların peşinde bisikleti öğretiyoruz. O yüzden cevabım evet, çok zor oluyor ama çok keyifli. Öncelikle bu işi başlamak istiyorlarsa çok iyi araştırmaları gerekiyor. Uzaktan bakıldığı zaman evet, çekici bir spor. Hani gerçekten mücadele isteyen bir spor. Emek isteyen bir spor. Çünkü 3 tane branşın bir araya gelmesi. İsteyip hani buna adım atmak güzel bir şey. Ama bunu bir bilene danışarak, bir antrenör desteğiyle yapmak en mantıklısı. Neden? Çünkü bir noktada aslında internetten okudukları veya örnek olarak indirdikleri programlar kişiye özel olmadığı için sakatlanmaya sebep olabilir. Bu yüzden bir antrenöre danışmak en mantıklısı ve bütün detaylı bilgiyi ondan almak en doğrusu. Çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Biz de sizinle tanıştığımız için çok mutlu olduk. Görüşmek üzere.